Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, bugün Emir Dağ 1, 162 dersimize devam. Yalnız size hemen şimdi bir mukaddeme yapmak istiyorum. Bazı şeyler var, bir şeylerin üzerine bina edilip kurulur, izah edilir temelle. Bazı dersler var ki kendisi temeldir. Mesela iman esasları temeldir, izah edilmeli. Sonra bunlar üzerine kurulmalı. Temelsiz bunların bir başka bir mana ifade etmez. Mesela bir örnek vereyim. İlim dünyasında bir teori olan Darwin'i ilim imiş gibi, gerçek imiş gibi gösteriyor, kabul ediyor. Sonra onun üzerine bir şey bina ediyor. O kesindir, sorgulanamaz, tartışılamaz, kesin realite gibi böyle. Bu tamamen şey, yanlış tabii. Temel nedir? Şey geleceğim. İddia edilen davayı kainat onaylıyorsa o temeldir. Mesela kainat bir yapılmıştır. Ezelden beri böyle gelmiyor. Çünkü devamlı değişkendir. Değişmeseydi oluşum denilebilirdi. Halk denilemezdi. Yani devamlı değişiyorsa ezeli değil. Ebedi değildir. Çünkü devamlı değişen bir şey sabit değil. Sabit değilse devamlı değişmeye maruzdur. O zaman ebedi de olamaz vesaire. Bir başlangıcı vardır. Değişenin başlangıcı olur. Değişmenin başlangıcı olmaz. Dolayısıyla bir şey anlatmak istiyorum şöyle. Yani iddia edilen bir mevzu kainat kabul ediyorsa o realitedir. Ve senin düşüncenden çıkar. Yalnız sen onu ifade etmiş olursun. Ama ürettiğin fikir kainat kabul etmiyorsa, kainatta yeri yoksa, mesela desem ki ateş yakar. Bu fikri kainata salıyorum, kainat onaylıyor. Bu realitedir. İlimdir. Kainat onaylarsa ilimdir. Kainat onaylamazsa davadır, iddiadır. Şimdi bugünlerde şey çalışıyorum, nefes alamıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın realiteleri, böyle kesin doğruları, onun üzerine hakikati bina etme. Şimdi onu okurken, bugünkü dersi de hatırladığım için söylüyorum. Bir bakıyorum böyle ilim dünyasına, ilim zannettikleri şey iddia. İddialarını kesin kabul ediyor. Üzerine hipotezlerini kuruyor. Sonra onun üzerine mesela diyelim ki Darwin hiç sorgulamıyor. Eğer sadakat yoksa, temelde bir çözümlenmiş bir merkez yoksa hiçbir fikir doğru olduğuna sana kanaat vermez. Risale-i Nur alemimize ne kadar oturursa o kadar sadakat olur. Sadakat nispetinden onunla çok şeyi çözeriz. Alemimizde. Risale-i Nur'u ne kadar bilirsek, şöyle diyeyim, çok son günlerde meşgul olduğum işi, ilim arttıkça cehaletimiz azalmıyor. Artıyor. İlim arttıkça cehaletimiz arttığı gibi, İlim azaldıkça cehaletimiz de azalıyor. Mesela ilmin en nihayet hudutsuz hududu, hiçliğini bilmektir. Hiçliğini bilmen için ilim sahibi olman lazım. Ama sonunda hiç oluyoruz. Ama ilimle hiç oluyoruz. İlim arttıkça cehaletin artmıyor.
şey cehaletin azalmıyor, artıyor. Temel Risale-i Nur ne kadar ilim dünyamıza koyarsak buna o nispetle cehaletimiz olduğunu ve sadakatimiz ortaya çıkıyor. Sadakat cehaletimizi idrak etmeyle anlaşılıyor ve bizi yukarıya çıkarıyor. Yani ilim ile değil, cehaletimizin nispetinde sadakat oluyor. İlim arttıkça cehaletimiz de artıyor, o nispette sadakat oluyor. Cehalet abi, azfar, şefkat, tefekkür tarihinde nereye bakıyor? Orada nereye bakıyor bilmiyor. Cehalet nereye bakıyor bilmiyorum da. Yani nereye bakıyor? Yalnız bildiğim şu ki, yükseldikçe alçaldığımızı, alçakta olduğumuzu anlıyoruz. Yükseldikçe, mesela yükseliyorsun değil mi? Yön yukarısı. Aşağıda ne kadar yüksek olduğumu anlıyorum. Ona ne kadar yakın olduğumun yanı sıra, aşağıda ne kadar uzaklaştığımı da gösteriyor. Aşağıdaki mesafemi de gösteriyor. Aya ne kadar yaklaşıyorsam, dünyadan o kadar uzaklaşıyorum demektir. İlimle cehalet böyle bir şey. Evet, şimdi sadakat nispetinde Risale-i Nur ne kadar şükretsek azdır. Neye biliyor musun? Son cümlem olsun. Osman'a bırakacağım. Bir yere tatmin olabiliyor musunuz? Bir doğru bir şey, sadakat. Yapabiliyor musun? Ne mutlu o kişiye? Rahattır. Çünkü artık onun üzerine her şey bina edecek ve rahatlayacak. Hadi. Mukaddeme ve evvela yapılmıştı. Bu derste de saniyen. Hı hı. Saniyen 163. 3 saniyen. Evet, Emir Dağ 163. Saniyen kısmı izah edilecek abi. Hı hı. Mukaddemede abi malum olan soru var. Vesveseli ve dinsizlerle görüşen bir adamın meşhur bir dua-i nebevi olan Cevşen Ülkevi hakkında ve aklın haricindeki sevap ve faziletlerine dair bir hadisi görmüş ve onunla alakalı şüpheye düşmüş. Ve Üstad Hazretleri de mukaddemede onu izah ediyor. Bir de evvela kısmında da 24. sözde hadislere nasıl bakılması gerekildiğini izah ediyor. Orada hadise nasıl bakmak lazım? Usulü hadiste nasıl mesela geçiyor? Böyle mübalağalı gözüken hadislerin orada yeri nedir diye açıkladıktan sonra saniyende de abi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kainatın çekirdeki aslisi olma cihetini ve en mükemmel ve cami meyvesi olma cihetini ve kendi zatında o duanın nasıl bir şekilde tezahür ettiğini Üstad bu saniyende açıklıyor. Yani mukaddeme ve evvela hadisin zahiri cihetine ve maddi cihetine bakarken saniyen kısmında ise bizzat olayın manevi ciheti var. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında ve aleminde ruhunda nasıl olmuş? Olmuş. Zaten o olduğunu söylemiş. Olduğunu söylemiş. O zaman bu duanın sonu duduğunu söyledi. Söyledi. Ama her okuyan oraya çıkar değil. Hani şöyle bir cümle var ya, 20 olmuyorum ama her isteyene verilmiyor. Evet. Ama her verilen kimdir? İsteyenlerdir. Her isteyene verilmiyor. Ama her verilen isteyenlerdir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cevşen hakkında ve diğer dualar hakkında zikrettiği o mertebe küllidir. Umumi değil. Herkese değildir. Umumi değil. Ama küllidir ve ulvidir. Nihayet vusukunu, yani orayı gösteriyor. Bu imkanattır. O zaman hedefi göstermesi lazım ki insanlar gayretli olsun. Ama sen buraya çıkamadın da buradasın. Evet. İşte abi bu saniyede de olayın bizzat Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'a bakan ciheti işleniyor. Zaten mesela Cevşen duasının bir diğer ismi de münacattır. Münacatla dua arasında böyle büyük bir mesela fark da var. Bu münacatı Üstad Yunus Aleyhisselam'ın bahsinde 7 defa münacat geçiyor. Hemen ikinci lemada Eyüp Aleyhisselam'ın bahsinde münacat tam 7 defa geçiyor. İkisi de 7'dir mesela. 7 mi? 7 abi. 7. Münacat, yani bu cihetle
açıklama ve izah etmek gerekirse münacat bizzatın en dehşetli anlarında, en çok böyle olayların, hadisatın onu tazyik ettiği anda ve baskı uyguladığı anda ortaya Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini ve tevhid içinde onun nurunu gördüğü zaman yaptığı duaya münacat deniyor. Ve dikkat edersek Yunus Aleyhisselam'da, Eyüp Aleyhisselam'da, Efendimiz Aleyhisselam'da, hatta Üstad'ın 12. notası olan o müthiş münacatı da en böyle tazyikli anlarda ortaya mesela çıkmış. Güzel. Yani münacatla duayı bu cihette tefrik etmek lazım. Diğer zamanlarda dua oluyor. O hususi anlarda münacat oluyor. Münacat oluyor. Çok güzel. Dua içindeki münacat oluyor. Ha, dua içindeki münacat. Ya da münacatın içindeki dua da oluyor. Ha, o da olur. Evet. Dua daha umumi değil mi? Dua daha umumi. Kur'an'da bu dua diyor yani. Evet. Duanın ama duanın bir hali var ki münacat. Münacattır. Evet. Duanın hususi olan hali münacattır abi. Evet, doğru. Hususiyet kesbetmiş hali. Hali münacattır. Mesela nuru şey neydi? Sırrı tevhid içinde nuru ehadiyet mi gözük? Evet, gözüküyor. Nuru tevhid içinde sırrı ehadiyet. Yok, sır hadiyet için nuru tevhid gözüküyor. Tevhidin nuru. Çünkü ters oldu, aklım almadı. Şöyle yapayım abi, tevhid. Sır hadiyette nuru tevhid. Müsebbibül esbaptan başka bir mercek olmadığını aynen yakin gördüğünden sırr-ı hadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği. Bir dakika. Sırr-ı hadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi, hudu musahhar etmiştir. Sırr-ı hadiyet nuru tevhid içinde İnkişaf ettiği için. Ters olmaz. Nur-u tevhid için de sır-ı hadiyet olmaz. Sır-ı hadiyet için de nur-u tevhid inkişaf etmiş. Kendi yapısında olur. Evet, devam. Çok güzel bir şey yakalamış değil mi? Dua ile münacat. Güzel. Abi o sonuç olunca münacat oluyor değil mi? Oradan yani kurtul, o manayı anladık kurtulduktan sonra. Yani o yok, kurtulmakta değil. Tam o anda. Mesela şurada diyebiliriz. Resul bana diyor ki abi bana münacat yap. Yapar mısın? Denmez. Abi bana dua yap. Der. Münacatta da kişiyle Allah arasındaki özelliktir. Özeldir. Duada özel yok. O söyleyecek mi hususi? En son Rabi'de söyleyecek onu. He. Rabi anda senin konun mu? Ha, tamam. Münacatta beşeriyet yok sanki abi. Yani bir derece beşeriyetten sıyrılıyor. Yani fark edince, fark ettiğin yerdesin ya. Böyle dersem doğrudur. Ama şöyle bak. Düşündüğünüz, hissettiğiniz, ettiğiniz dua anda ne var o anda? O anda olsun. Böyle dua ederken o anda olsun. Onun için dua edebilmek aslında kendinden çıkmaktır. Beşeriyetten çıkmaktır. Çünkü... Evet. Eden adam anlar ki ya birisi var diye. Evet, yani o farkındalık, o birisi var. Yani dua böyle gözün kapalı. Dua ettiğin anda olsun yani. O haldir, acayip bir şey. Sabır tevhid yakaladığı zaman işte münacat şeyine giriyor demek. Münacat gidiyor yani. Dua ederken sır ehadiyeti yakalınca nuru tevhid inkişaf ediyor. Duanın da dua fiilidir mesela, fiili de oluyor. Münacat ise daha arkasıdır. Mesela mevcudatın münacatı demiyor galiba. Duası diyor. Fiili ve hali duaları. Evet abi. Diyor ki hayva, şeriat ve risalet cihetle değildir diyor. Nedir? Velayet Ahmed'in noktasında umumi olmayan derslerindedir diyor. Umumi olmayan, bu umumi değil yani. Bunlar değil mi? Tabii şeriat ve şeyde değil, risalet değil. Şeriat ve risalet şeyde umumidir. Umumidir. Velayet-i Ahmediye ise hususidir. Ha, velayet-i Ahmediye cihetiyle bu duaların, yani bu münacatların o makamı var. Yani dolayısıyla şeriat ve risalet değil, umuma bakıyor. Velayet hususiyettir. Onun için velayetin içinde şey var, münacat var. Risalette ve ne diyor? Şeriatta dua var orada. Şeriat ve risalette değildir diyor. Evet, yok. Ben başka bir şey diyorum. O duadır. Evet, duadır. Şeriat ve risalette duadır. Velayette ise münacattır. Münacattır.
Zaten eğer ki insan şeriat ve risaletten zannederse, Üstad Saniye'de diyor ki müvazene-i ahkamı bozar diyor. Oo. Müvazene-i ahkam bozulur abi. Yani şeriata ve risaletin içine bunu koyarsan, bu sefer şeriatı bozuyor. Ahkam bozulur abi. Aslında o adamın biraz lezzetine gelmesi de normaldi yani çünkü. Niye? Bu noktada baktığı için, ha, baktığı için. Müvazene-i dememiş, böyle bir şüphe gelmiş yani. Aferin size be. Harikalar oluyor ha. Muzakkerenin güzelliğine bak. Vallahi çok harika. Ben böyle bilmiyordum. Çok güzel. Şeriatı, velayetteki o makamı alıyorsun, şeriatın ve risalet için atarsan darmadağın ediyor. Olmaz o zaman. Abi. Ayet değil bu. Ayet değil mesela Cevşen. Ahmet'e derken abi aleyhisselatü vesselam demiyor orada bak. İşte sen bak en altta bak. Ne diyor? Belki velayet-i Ahmediye noktasında. Bak gördün mü? Beşeriyet. Aleyhisselatü vesselam yok orada. Ola Mehmet. Alt üst ediyorsun son günlerde beni. Bir daha bir şöyle bir sır daha. Oo, yukarıda da var. O duada nasıl ki Zat-ı Ahmediye'ye baktığı vakit aleyhisselatü vesselam yok. Yok orada. Ola Mehmet, bunu nasıl yakaladın ya? Abi bir üstte var ama. Var abi. Bir üstte var. Zat-ı Ahmediye aleyhisselatü vesselam var. Zat-ı Ahmediye aleyhisselatü vesselam var. Velayet Zat-ı Ahmediye bir değil abi. Velayet kendi hususidir. Bir daha bir şöyle. O da velayet demedi abi. Ha evet. Ha. Bir husus daha var abi. Velayet Ahmedi de bir velayeti var. Bir de risalet var içinde. Risaleti zikrettiği yerde aleyhissalatü vesselam kullanıyor. Evet. Bir de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın velayetini anlamadan, tanımadan onun risaletine iman etmek zorlaşıyor abi. Yani Peygamber Efendimizin velayetini nasıl bir mahiyeti olduğunu bilinmeden onun risaletinde de insan şüphe ve vesveden kurtulamayabiliyor abi. Niye? Neden abi? Çünkü Peygamber Efendimiz'in malum abi 4 tane ismi vardır. Ahmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ubudiyetine, velayetine işaret eder. Ahmet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, şahsiyeti Muhammediye diyor abi. Bu risaletine remzeden ismidir. Mahmud ise makamına, Mustafa ise tasaffi eden mahiyetine işaret eden ismidir. Dolayısıyla onun Ahmediyet cihetini anlamayan, onun Muhammediyet cihetini anlamayacaktır abi. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Mirac-ı Ahmediye deniyor. Çünkü Mirac-ı Ahmediye onun velayetinin çıktığı en son mertebedir abi. Bu sırrı anlaşılmadığı zaman onun Cevşeninden aldığı o külli sevap da anlaşılmayacaktır. Onun velayeti neden Mirac ona o hikmet arz olmuştur onu da anlamayacaktır abi. Yani şahsiyet-i Muhammediyi asla anlayamayacaktır abi. İşte burada onun zatına bakıyor. Bu Cevşen duası. Zaten şimdi Üstad burada bahsedecek. Onlar ne bilir nedir? Kainatın çekirdeki asli ciheti, hem en mükemmel cami meyve ciheti, hepsini burada açıklayacak. O zaman aralanıyor yani abi. Ben o zaman devam ediyorum. Abi. Evet, evet. Ondandır ki herhalde 19. mektuba Mucizat-ı Muhammediye denmemiş. Mucizat-ı Ahmediye. 19. sözde Risalet-i Muhammediye denmemiş. Risalet-i Ahmediye. Ahmediye denmiş. Miraç'ta velayetli oluyor ya aslında. Evet. İnsan risaletle gibi sanıyor ama velayetli. Yok, velayetiyle gittiği için risaletiyle döndüğünden Miraç-ı Ahmediye. Onun üstüne bina ediliyor işte. O evet. Anlaşılmadan bina yapamıyor. Vay mesela be. Onunla alakalı atıf da var. Sözde 563'te sual: hakikat-i Miraç nedir? El cevap: Zat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalatta seyyü seyahatından ibarettir. Vay be. Bir de oku şeyi, biraz sesini şey yap. Zat-ı Ahmediyye. Sual. Hakikat-ı Miraç nedir? Hakikat-ı Miraç nedir? El cevap: Zat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalatta seyyü seyahatından ibarettir. Vay. Aferin be. Maşallah. Velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş. Vay be. Bu sır var işte bunda. Seyyü sülük diye hatırlıyorum. He? Seyir-i Sülük diye hatırlıyorum. Yani Seyir-i Sülük'ünden, Seyir-i Sülük'ünden. Yok, yapıyorum. Oradan ne geçiyor ki o? Seyir-i Sülük diye geçmesi lazım. Yanlış mı okudu o? Ben bunu not almışım abi. O zaman git bakayım. Yok. O yerini oku abi. Seyir-i Sülük geçer abi. Seyir-i Sülük. Yerini okusun. Yanlış mı aldın notu? Yanlış da olabilir mi? Yazarken bekliyorum. Seyir-i Sülük, yani orada geçen mana Seyir-i Sülük abi. Tamam, bir okusun. Ondan sonra konuşacağımız şey... Kitap ilk önce yani atıf yapıyoruz. Abi şurada böyle yazıyor. Tamam da kitabı söyle, sayfayı söyle ya. Buna evet, niye alışmadık? Tamam abi, doğru.
O kadar. Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalatta seyri sülükünden ibaret. Sen ne dedin? Ben seyahat dedim abi. Ha tamam. Tamam seyri sülük. Aferin İrfan. Biz daldık manaya. Canım. Güzel. Ha? Güzel. Ne diyor? Biz dışarıda kaldık. Biz dışarıda. Dışarıda kalmıştık diyor. Devam ediyorum abi. Saniyen her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen. Şimdi abi burada bu saniyende çok noktalar var. Misal olarak söylüyorum. Bir, her gün bütün ümmet kadar ona hasenat işlenen ve bütün ümmetin saadetlerine yardım eden. İki, ve ismi azamın mazarı. Üç, ve kainatın çekirdeki aslisi. Dört, hem en mükemmel ve cami meyvesi olan. Beş, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam. Altı, o bu altı tane konu üzerine işleniyor. Bu da Risale-i Nur'da çok külli kaydelerdir bu altı sahibi. Yani üstünde ayrı bir durmak gerekiyor tabi bunları. Şimdi burada diyor ki abi, her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen diyor. Yani şu ümmetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başlayıp da, yani onun vefatından ve onun zamanından başlayıp da şu ana kadar son işlenen bütün hayır ve hasenat hepsi onun defteri amaline bir tamamen eksiksiz bir şekilde işleniyor. Esevi bil kelfay sırrı sırrıyla. Üstad Hazretleri bunu açıklıyor abi. Nasıl bir şahsiyet olur değil mi? 1,5 milyar insan var şu anda Müslüman. 1 milyarı dua etse, her gün 1 milyar. Ta doğumundan, hatta Adem Aleyhisselam'dan beri. Çünkü niye? Kainatın çekirdeği ya. O zaman onun hasenat defteri nasıl bir şeydi olur? Nasıl patlamıyor o ceset değil mi? O korkunç keban barajından gelen ceyran, direkt eve bağlasan bina uçar değil mi? Trafo var. E peki bunun bu kadar böyle acayip ve garip bir hasenayı tahammül edecek bir cisim. O zaman Nur'a inkılap etmiş. Nur'a inkılap etmiş. Yani şöyle diyeyim. Bir sıkıntı olduğumuz zaman, bir mutluluk olduğu zaman vücut nasıl değişiyor bizde? Mideyi tutuyoruz. Ağrı girdi ya. Moral bozuk. Saçlar beyaz diyor ya. Bükülüyoruz ya. Suratlar asılıyor ya. Neşeli olunca acayip. E şimdi düşün, bütün ümmetin sevabının yüklendiği bir ruhun cesedi nasıl olur? Bir tuhaf ya. Evet, böyle düşününce aklım almıyor tabii. Evet. Bu terazi çekmiyor işte, evet. Buna dair abi Üstad, sözler 578'de, yani kefeyi onun defteri amaline yazılmasıyla alakalı atıf yapıyorum abi. İşte böyle bir zat ki, es-sebebü kel-fa'il sırrınca, sebep olan yapan gibidir sırrınca, bütün ümmetin işlediği hasenatın bir misli onun kefe-i mizanında bulunan ve umum ümmetinin salavatı onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezayetin netaicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet-i ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat. Elbette Miraç merdiveniyle cennete, Sidretül Münteha'ya, arşa ve Kab-ı Kavsiye'ne kadar gitmek diye devam ediyor işte. Yani mesela misal olarak versek abi, bir mucit abi bir şey icat ettiği zaman o zatın o icadından dolayı devlet erkanı ona patent koyar ve üretilen, fabrikadan çıkan o icat ettiği şeye mukabil ona bir ücret, bir mükafat her malzeme başına veriyor abi. Mesela bu bir caridir. Tabii ki de eğer ki maddi menfaat dairelerinde böyle ise, mesela bir misal olarak görelim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi böyle manevi meseleleri tespit eden ve keşfeden bir zat da tabii ki de İslamiyet'in banisi olduğundan dolayı yapılan her bir hasenat onun defteri amalinde de aynı şekilde ne yapıyor? Geçiyor. Evet, mesela adam yer çekimin kanunu keşfetmiş, var olan gözükeni de adam ismiyle anılıyor. İsmiyle anılıyor. Mesela ahiretten ahirete doğru çekiliyoruz. Ahiretin çekim yasasını tespit eden, keşfeden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani insan ebed istiyor, beka istiyor. Bu bir çekilmektir. Bunun ahireti ispat ediyor. Eğer öyle bir yer yoksa diyor, sende böyle bir alameti olmazdı. Çünkü sen çekilmezdin. Yani demir bir tarafa doğru gidiyorsa demek bir yer çekiyor onu. Mıknatıs var demektir. İşte insan da bir bekaya doğru aşıktır, ebede aşıktır, sonsuzluğa aşıktır.
ne istiyorsa hiçbirisi başka yeri gösteriyor. O da çekim yasasından orayı keşfediyor. Diyor ki ahiret var. Evet. İşte tabii ki de bu ümmette ne kadar kişi onun keşfettiği o meseleleri yaşadığı zaman, o haseneleri işlediği zaman aynı misli onun defteri amaline geçiyor. Şimdi Üstad Hazretleri bu hasenatı işlerken o zatın zat-ı ahmediye yani velayet cihetine nasıl büyük bir hasenata dönüştüğünü ve Cevşen'in ona Cevşen'deki o büyük külli münacatın ona nasıl baktığını anlatacak. O zaman insandaki bulunan potansiyel bir enerji ile ona o harfe bakınca veya telaffuz edince o zaman oradan kaynaklanıyor. Onun zatı harfinde değil de o harfin yani ifade eden kişide ortaya çıkan hal. Aslında Cevşen'deki sevaptaki bazı Peygamber Hazretleri'nin kemalatının gösteriyor. Evet abi. Yani kemalatının kendisi yani. Gösteriyor. Her okuyanda gözüken kemalat. Anladık mı ben? Zaten Kur'an'ın manası da budur galiba. O oradaki masadaki musaftır. Libas. Kur'an ise okuyan kişi de okunduğu zaman okunanda ortaya çıkandır. O zaman herkesin Kur'an'ı değişik oluyor. İşte Cevşen'de o okuyan bu böyle külli bir nazarla, tefekkürle, ism-i azama mazar olan bir zatın onu telaffuz edince ruhunda çıkan mertebe, işte o mertebeden bahsediyor. O zaman Cevşen gibi dualardaki maksat, gaye, yani sevabın büyüklüğü, kişinin kendi inkişafatından haber veriyor. Aynen öyle. Değil mi? Çünkü onu sonra söyleyecek abi. Söyleyecek mi onu? Onu da söyleyecek. Evet, söyleyecek. Allah, devam. Kendisi üstad şey yapıyor, bir yerde söylüyorum. Atıf yapmış. Atıf yapmış, he? Ve bütün ümmetinin saadetlerine yardım eder. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da getirdiği nur ile beraber, getirdiği ahkam ile beraber, getirdiği İslamiyet beraber ne yapıyor? Bütün ümmetin saadetlerine yardım ediyor. Bu şeyde saadetlerine yardım ediyor deyince ne biliyor musun? Gözünü kapa, çok sıkıntılısın. Kimi hayal ederse onun yanındasın veya onun içindesin. Buna himmet deniliyor. Bu ben fizikte de buldum. Yani fizikte realitedir. Bu konuyu işleyeceğim halim yok şu anda da. Hep psikolojide kullanırım. Mesela diyelim ki sizce mutlu olan bir insan, sizce kendisini aşkın felsefe itibariyle, aşkın kendisini aşmış, içkin denilir. Felsefede içkin ve aşkın. Yani içsel yaşantıyı yaşayan ve onu bir yere bağlayan. İçken deniliyor. Aşmış bir insan, bizim manada söyleyeyim. Mehmet, tamam, şimdi sen sıkıntılısın. Bununla alakalı feyzi, saadetleriyle alakalı. Resulullah'ın kemalatı bizim saadetimize nasıl vesile oluyor? Şimdi. Onu anlatmaya çalışıyorum, örnek vereceğim. Mesela gözümü kapatıyorum, hani dikkat edin. Ben çok sıkıntılıyım şimdi, misal. Böyle, bence böyle mutlu, kendisini aşmış, kendisinde uruç etmiş, miracı buar, var olduğunu iddia ettiğim bir kişiyi hayal ediyorum. İmam-ı Rabbani olabilir. Tamam mı? Kendisine demiyorum ama mektubatını ediyorum. Bediüzzaman'ı var resmi. Ondan sonra benim bildiğim mesela, sevdiğim bir abim var yaşayan. Bakın böyle ettim, gözümü kapattım. Hiç kıpırdama. Kıbleye karşı döneceksin ama. Rabıtanın şartı o, girmeyeceğim o mesele. Kıbleye karşı döneceksin. Edebine uyacaksın. Böyle hayal et. Tamamen onun ruhundasın. Ve rahattasın, dışarıdasın. Aynen, hiç kesinlikle benim için şu kalem ne kadar realite ise vallahi böyle inanıyorum ben buna. Niye? Düşündüğün şeysin. Sen o abisin, o ustadsın, olsun. Ondandır ki hadisten şey yapayım, özür diliyorum yani. Şey bitiriyoruz ya Kur'an'ı. Allah Resulü şöyle yaparmış. Avucunu kapat. Şu baş parmaklarını bu şöyle koy ortaya. Cevşeni bitirdin. Kur'an'ı bitirdin. 3 defa dudak değil. Bak bunun da şeysin.
Yaptık mı? Gözünü aç. Resulullah yaparmış. Sonra yaptın ya, o bir ruh. Kur'an okudun, okudun, okudun. Sadakallahun aldım. Subhane rabbike rabbin izzeti amma yesifun. Fatiha'yı da okudun. Ayağına kadar 3 defa. Vallahi yaparken bile lezzet alıyorum şu anda. Şimdi bu niçin böyle ben mübalağa tiyatro yapıyorum? Peygamber aleyhissalatü vesselamla alakalı olan en ufak bir şeyde çenemi değil hırtlağımı yırtarım. Bu bir. Vefat ettiği halde feyiz nasıl oluyor? İşte Kur'an nasıl oluyorsa. Kur'an'dan feyiz oluyor. Huzur olmuyor mu? Nerede Allah? Her yerde. Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsiyeti de öyle. Bak böyle yaptığınız zaman gözünü kapatıyorsun. Kur'an'ı bitirdin ya. Kapat gözünü. Kıbleye dön. Eğer sana feyiz vermeyecek, rahatlamayacaksan bana o anda levmet. Yazıklar olsun. Hiçbir fayda görmedi. Diyebilirsin. İşte düşündüğünüz şey oluyorsun ya. Peygamber aleyhissalatü vesselamın salavat ama şuurla. Ama şöyle yaparsan mesela bir iş yapıyorsun. Ya Cemil'i ya Allah ya Karim'i ya Allah ya Mucim'i ya Allah ya Bibi ya Allah ya. Araba kullanıyorsun. Ağlamasın kardeş feyiz. Ben bizzat denediğimi söyleyeyim. Gene Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Namazı kıldınız öğlen. Farz son sünnet. Hemen şeytan diyor ki tesbihatı sen kendin yap. Beni böyle yapıyor. Eğer kıldığınız yerde kıpırdamazsanız, kıpırdamayıp kıbleye karşı tesbihatını yaparsan, tesbihat yaparken Subhanallah, 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 Subhanallah yaparsan hiçbir şey alamazsın. Ha, zikretmiş olursun, sevap alırsın. Feyiz alamazsın. Sevap alırsın, feyiz alamazsın. Eğer hakikaten zihnin okuduğunda olursa acayip bir feyiz akacağını ben sana teminat veriyorum. Ama kör olası şeytan o anda kaldırıyor. Şeytan bir insanın tepesine bindiğine adım gibi ben şey yapıyorum. Bana da biniyor. Nasıl? Namazı kıldık, bizi seccadeden kaldırıyorsa şeytan bindi. Bunun hiç şansı yok. Hiç şansı yok. O feyzi alamazsın, sebebi alırsın. Feyzi alamazsın, sebebi alırsın. Feyzi alamazsın, sebebi alırsın. 3 defa tekrar etti. O dönecek. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı o salavat getirdiğin zaman mesnevide diyor. Bu ne işin, kime gidiyor? Balada da var. O zaman onun feyzi direkt otomatik geliyor. Onu izah için uzattım. Evet. Peygamber Efendimiz bu cihetle abi ümmetin saadetlerine de yardım ediyor. Mesela bir misal versek abi. Bir öğretmen dahi çocuklar yani yetiştirdiği talebelerini bir gaye için yetiştirir. Fakat onları o gaye için yetiştirirken onların o gayeyi kazanmasına da yardım eder. Misal olarak söylüyorum. Çocuk öğretmen olacak. Fakat o öğretmenin onun öğretmenliği gibi bir saadeti kazanabilmesi için derslerinde, hal ve hareketlerinde, etvarında, tavırlarında ona yol gösteriyor. O öğretmen o sınıftan ayrılsa dahi çocuğun kalbinde ve zihninde öğretmenin nasihatları ne yapacaktır, kalacaktır. Bu cihetle çocuk kendi saadete giden yolunu öğretmenin nasihatleriyle beraber harekete geçirecektir yani, yön verecektir. Şimdi aynı şekilde mesela biz dinimizi kısmen Kur'an'dan, hadisten ve aktaplardan mesela Üstad Hazretleri gibi zatlardan öğrendiğimiz için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da İslam'ın banisi olması hasebiyle abi ne kadar emir vermişse ve ne kadar tavsiyede bulunmuşsa bizzat önce kendisi yaşamış abi onları. Çünkü yaşanılmayan bir ilim, amel edilmeyen bir ilim karşıya tesir etmeyecektir abi. Dolayısıyla saadetlerine yardım etmemiş olacaksa. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk kendi yaşıyor. Kendi tatbik ediyor. Ruhunda oturttuktan sonra onu nasihat olarak veriyor. O da hadis-i şerifler mesela. Tavsiyeleri. Bir de manevi Efendimizin ders vermeleri var mesela abi. Bu cihette de Efendimiz ne yapıyor? Saadet-i ebediyeye doğru giden ümmetinin saadetlerini bu cihetiyle yardım ediyor abi. Ve Risale'de Üstad buna işaret ediyor. Mesela sözler 70'te. 10. sözde abi. Bir salat-ı kübrada diye bir misal veriyor Üstad. Dua bahsinde. Onu okuyayım abi isterseniz. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, bir ibadet-i ulyada, saadet-i ebediye için dua ediyor. Nerede ediyor? Neyin içinde? Saadet-i kübrada.
Nerede? Salat-ı Kübra. Salat-ı Kübra nedir? Namaz. Namaz hakikaten. Mesela büyük namaz zannediliyor abi bu. Ruhun namaz değilmiş. Sonra evet. O zat nasıl ki Risale-i zannediliyor dediğine göre sen de bir şahara alamışsın. Nedir o? O zat nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebediyyenin sebebi husulu ve vesile-i husuludur. Onun gibi ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. Bu cihetle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin saadetlerine an be an ne yapıyor? Hem yardım ediyor hem de derecesine göre ümmetinin çektiği sıkıntılardan da kendisi bizzat ne yapıyor? Hissediyor abi. Dolayısıyla Üstad Hazretleri diyor ki salavata bol bol yapışınız mesela diye nasihatler ediyor Üstad. Çünkü salavat diyor Barla'da peygamberle bizim aramızdaki bir bağın adıdır. Yani koridorun adıdır. Şöyle diyeyim. Bir fizikçi bir şey tefekkür eder. Tamam, tefekkür eder. Düşünür, hayal eder, sonra formül eder. Anlıyor musunuz? Bak da söylüyor. Bir şeyi hayal eder, sonra düşünür, sonra formülize eder. Tamam? Sonra o formülü bize takdim eder. Formül şu demektir. Onun gibi hayal edemeyen, düşünemeyeni, insanları o formülle açılan koridor, kanalla onları oraya taşır. Onu öyle düşünmeye ve hayal etmeye götürür. Demek ki her bir fennin formülü yeni bulduğum bir şeydir benim. Ezber söylemiyorum şu cümleyi. Her bir fennin formülü o formülle hakikatına, o esmasına doğru götüren koridordur, yöntemdir, tüneldir, asansördür, ne dersen de. O zaman her bir salavat peygamberle şey değil yani. Peygamberle bizim aramızdaki koridorun açılmasına, şifrenin kalkmasına, gidip gelmeleri, salavat getirince netice değil. Salavat vesiledir, onun içinde sen gidip geliyorsun. Koridor yokken gidemezsin diye. Yol açılıyor. Yolun kendisidir. Ondan bize, bizden ona akmaların sebebidir. Yani bir fennin 1/2 AT kare veya M1 × M2 / D kare kütlelerin arasındaki çekimi anlatırken tam F. Nasıl bu formül bizi o yıldızda nasıl duruyor? Onun arasında bir hayal etmemize ve düşünmemize vesile oluyor. Her bir formül bizi formülün eşyanın hakikatına taşıyor. Yıldızlara taşıyor o şeyi. Salavat da bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti manevisine taşıyan bir yoldur. Oraya taşıyor, netice değil davası da. Onun içinde yürüyeceksin. Onun için salavat bir yöntemdir, bir yoldur, bir formüldür. 1/2 AT² gibi. M1 × M2 / D kare gibi. Yani formüldür yani. O bizimle onun arasındaki yöntemin, bağın, ulaşmanın şeyidir. Yoludur, koridorudur, tünelidir. O zaman abi mucizeler formüldür abi. Ne demek mucizeler? Mesela her bir mucize bir şu anki feni gösteriyor ya. Evet. Evet, yani ilim noktasında peygamberlerin her bir mucizesi ilmin nihayet hududunu gösteriyor. Bir daha söylüyorum. Her peygamberin mucizesi ilmin nihayet hududunu gösteriyor. Yani teknolojinin sonuçlarıdır. Aslında teknolojidir. Ama bize yön göstermiş, yol gösteriyor. Yani bunu bul diyor. Yön gösteriyor, evet. Ama salavat daha acayip. Evet. Peygamberle ümmet arasında salavat abi. Peygamber evet. Efendimizle Cenab-ı Hak arasında da bir bağ var. O salavat-ı kübra mı oluyor abi? Yok. Risalettir o. Risalet. Bizimle peygamber arasındaki onun bize karşı nübüvvettir. Bizim ona karşı salavattır. Allah'ın peygambere karşı risalettir. Peygamberin Allah'a karşı ubudiyettir. Ubudiyet-i kübra. Salat-ı kübrada namaz kılıyor. Peygamberle alakası yok bunun. Salat-ı kübra namaz değildir.
Bu ihsan, hani tasarruf, inkılap o mu oluyor abi? Bütünlüğü. Bütünlüğü, ihsan, tasarruf. Bu olur. Evet. Ki hadisi kutside Cebrail aleyhisselam ya Muhammed, Rabbin salattadır. Yani onları ortaya çıkarmıyoruz da. Anlaşılanlar değil ama ihsan, o neydi? İhsan. İhsan, tasarruf, inkılap. Bütünlüğün adı salattır. Bu manada. O zaman abi namaz 5 vakittir, salatın vakti yok. Salat tektir, salatın şey yok. Salat tektir, vakti yok. Salat bir şey yok. Salat bir şey. Rabbin salattadır ya Muhammed. Meal verirsen Rabbin namaz kılıyor. Ne alakası var? Abi ben tasarrufu görüyorum. Malum, meal böyle zulüm oluyor. Rabbin haşa namaz kılıyor. Nerede? Rabbin salattadır. Salatta, kıyamdadır diyor. Salat-ı kübra şeyde. Bak ne diyor? Salat-ı kübrada namaz kılıyor diyor peygamber için. O ki salat namaz olsaydı namazda namaz kılıyor olacaktı. Salatın namazı, salat bir tanedir. Yok başka bir şey. İçerisinde 5 vakit namaz var. Mesela ben abi akşam inkılap tasarrufu gördüğüm zaman o zaman ben salatta olmuş oluyorum. Ha, o zaman seni salata girmiş oluyorsun. Ama zaten avam bunu göremediği zaman namazda o işi yapıyor. Mesela hayır, namaz harici ben dedim. Namaz harici dedim. Evet, o zaman salatta olduğunu şu faziletini alıyorsun. Eğer namaz vasıtasıyla sen tasarruf, inkılap, ihsan bunu fark ettiğin anda otomatik salattasın. O zaman peygamber dedi ya, peygamber şey dedi ya, salat-ı kübrada ne yapıyormuş? Namaz kılıyor. Şimdi eğer bir nurcu, bir Müslüman Allah'ın ihsanı, inkılabı, tasarrufu kainatta görme nispetinde salat-ı kübreye giriyor. Orada namaz kılıyor. Salat-ı kübrada kılıyor namazı. İşte ben diyor yatsı namazında o aleme girdim diyor. 28. lema. Peygamber, ustad diyor. Ben yatsı namazında o aleme girdim diyor. Ya ustad ne diyor? Bir kulağımız duysa var ya. Bir de ne diyorsun sen dediğimiz zaman soru sorsak. Risale'nin anlamanın bir yolu da şu. Bir soru sormaktır. Sen ne diyorsun? Bu ne? Ne anlatmaya çalışıyor? Cevabın sen karışma. O verecek zaten. Sen yeter ki soru sor. Sen soru sor. Hiç karışma diyorum ya. Bir şey biliyorum da söylüyorum. Yani Risale-i Nur külliyatındandır bu. Buraya bakıyorsun ama burada oluşan Risale-i Nur'dur. Külliyat budur. Risale-i Nur canlı ve ruhludur. O sana cevap verecek. Ama buraya bakacaksın. Nasıl ki ben buraya bakınca şuraya göz düşün. Buraya geldi resim. Bunun burasına ne deniliyor? Retina. Buraya şekillendi. Artık bununla hiç alakam yok. Bunun resmi buraya geldi. Resimden buraya ne yaptı? Taşındı. Burada elektriksel dalgalara dönüştürüldü. Retinadan görüntü alanına girdi. Ben buraya bakarken bunu görmüyorum. Aslında buradakini görüyorum. Böyle oluyor peygamber için. Şimdi oradan dedi ya, Salat-ı Kübra'da namazdadır. Peygamberimiz evet. İçin geliyor değil mi? Evet ya, Salat-ı Kübra. Ben şöyle bir hayal ettim bazen. Yani bütün isimlerin tecellilerini, yani ismi azamı masar ya, isminde azami mertebesine masar. O isimlerinde nihayetsiz tecellileri var. Tamam. Yani o her tecelliyi namazda görüp ona göremeyen namaz kılıyor. Ölü oluyor. Zaten Salat-ı Kübra'ya girdiğin zaman namazın şey oluyor. Artık ismi azama mazhar oluyor. Yani her ismin mertebi azamı ve bir de ismi azamı. Tecellisini de görüyor değil mi? Yani tabii. Namazda. Yani tasarruf, inkılap hepsini bir anda görüyor. Mehmet, zorlama. Daha ileri ismi azamın, her ismin mertebi azamına varınca o anda ne oluyor? Müşahadetullah. Müşahadetullah oluyor. Rüyetullah cennette oluyor. Müşahadetullah olduğundan İyyâke ne'abudu ve İyyâke nestaîn deme makamına çıkıyorsun. Zaten o makamı müşahadetullah makamıdır bu. İyyâke ne'abudu ve İyyâke nestaîn. O ayet müşahadetullah'tır. Yani mesela oraya kadar gayba nedir mesela? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. O ben, sen, o. Üçüncü tek şahıs. Errahmanirrahim. O, ben, sen, o. O. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. O din günü sahibidir. O.
İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Sen, sana yani. Sana ibadet ederiz, senden yardım isteriz. O'dan sen oldu, muhatap. Muhatap zamiri oldu yani. İyyâke, sen oldu. Olmadı yani. Huve olmadı, ke oldu. Sen oldun yani. Bak, elhamdülillahi rabbil alemin, o. Errahmanirrahim, o. Maliki yevmiddin, o. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in, sen. Çıktı sen. İşte her ismin mertebi azamında ve bütün isimlerin, yani ismi azam noktasında kibiş seviyedeki bir namazda müşahadetullah var. Cennette de rüyetullah var. Rüyetullah neresi oluyor abi? Müşahadetullah var namazda. Evet. Rüyetullah da olması lazım. Rüyetullah da onun şimdi miracını tamamladıktan sonra burada müşahade ettin. Müşahadetullah böyle bir ne var ne yok Allah falan böyle değil ki. Müşahadetullah'ın içinde bir sürecin içerisinde var. Girdikten sonra. Tabii girdikten sonra oluyor o. O Risale'de var abi. He? O Risale'de de var diyor. Risale'de var. Çünkü buradan bağladı onu diyor abi. Ne diyor? Diyor ki her bir sözü şahsında değil. Her bir sözü? Şahsında değil. Belki Kur'an'ın delalından sana bir mektuptur. Ve ecrahane-i kursiye-i Kur'aniye'de birer reçetedir. Farz et. Birer reçetedir. Farz et bunları. Gayubat içinde hazırane bir musahabe dairesinde onlarla aç. Ya. Gaybane. Elhamdülillah Rabbil Alemin gaybane. Ayet-i Kübra'nın birinci mertebesi. Gaybane iman. Sonra Ayet-i Kübra'nın ikinci makamı Haziran huzur makamına geçiyor. Her bir sözü diyor bak. Her bir sözü. Sözler var ya mesela üstü sana bir isimle sözler ya. Her bir sözü de bulabilirsin diyor. İkinci makam Ruhetullah abi o zaman. İkinci makam. Birinci Müşahadetullah. Müşahadetullah düşüktür. İkincisi diyor mu Ruhetullah? Tabii onun için de Harun. Onun için de oluyor. Yani Salat-ı Kübra'ya girdi. Yani Salat-ı Kübra'ya girdiği zaman o ikincisi bir tane de söylüyor. Salat-ı Kübra'da namaz. İbadet-i Ulva'da Rüyetullah'a gidiyorsun. İbadet-i Ulva'da o. Artık namazdan da çıkıyor. Namazın içindeyken İbadet-i Ulva'ya geçiyor. Namaz da Salat-ı Kübra'ya giriyor. İbadet-i Ulva ile şeyiyle nasıl oldu kafa? Öyle bir şey oldu işte. Tamam. Hani bu İstemiyor. Namazda biz diğer mahlukatın tesbihatını Cenab-ı Hak takdir ediyoruz ya. Hı hı. Ancak o Salat-ı Kübra'ya girebilirse insan. Salat'a girerse evet. Onları takdir edebilir. Tabii yani ama bu taklidenden tut seviyesi şuuren de bak. Bambaşka bir şey. Bunu yine 46'da değil ya, salatı tarif ediyor ya. Salatı 3 şekilde tarif ediyor. Salatın içerisinde 3 sıfat var. Okur musun sesli? 3 tane. Sözler 46. Namazın farzı kaçtır namazın? 5, 12. 6, 3, 6, 4, salatın 2. Kaç? 12. 6'sı? İçinde 6'sı dışında. Dışında. Neyin farzı bu? Namazın. Neyin farzı bu 12 tane? Namazın. Namazın. Şimdi salatın farzını oku. 3 tane. Salata kıyam etmek. Ama bir yerde demeyin ha. Salata kıyam etmek yani. Yani salata kıyam etmek. Şimdi yani ne demek? 3 tane sayacak. 1. Bütün fani sevdiklerine bedel. Bütün fani sevdikler. Mabud ve mahbubu bakirin bütün dilencilik. Dur bir dakika. Bütüne geçme. Bir de oku. Mabud ve mahbubu bakirin. He. Ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel. Bir kaderi kerimin ve bütün titrediği huzurların şerrinden kurtulmak için bir hafız rahimin huzuruna çıkmak. İşte huzuruna çıkmak. Hazır ol. Hazır. Huzuruna kabulün olan namaz değil ya bu. Evet. Huzuruna kabulün olan namaz ile. Bunu burada devam ediyor da abi. Bu tabi bitmez yani burada. Namazı ne demek? Anladık değil mi Risale'ye? Nasıl bir tuhaf bir eser? He? Nasıl bir eser? Ben ne yapıyorum biliyor musun? İzah, bazıları izah diyor. Ben izah yapmıyorum. Dikkati çekiyorum. Ne izah? İzah yapmak haddi mi benim? Ben oraya işaret ediyorum. Bak burada bir şey var. Tintin ediyor. Balık var. Oltama bir şeyler vuruyor. Bir şeyler var burada. Veya benim aletim burada altın olduğunu söylüyor.
Ötüyor bu cihaz. Bu altında altın var demektir benim söylediklerim. Bak burada bir şeyler var. Ben şimdi Salat-ı Kübra'yı mı anlattım? Ya burada salat farzından bahsediyor. Üç tane yani salata kıyam etmek diyor. Salata kıyam etmek yani bir, iki, üç. Namazın farzını biliyoruz. Salat başka bir şey ya. İşte meal cinayetine bak. Değil tercüme etmek. Meale bak mesela. Salat-ı namaz dersen ne yapacağız? Yaktın beni, yıktın beni yani. Beni mahvettin ya. Ya işi biraz fark eden adam duruyor ya. Yanıyor ya. Yani mesela Risale-i sadeleştirme adına ki tahriplerde en çok kim feveran eder? Kim feyiz almışsa. Çıldırıyor. O neye benziyor biliyor musun? Abi niye seni bu kadar rahatsız ediyor? Sen düşün be. Benim akciğerimi birisi sökse ne yaparsın? Senin akciğerini sökse. Abi nefes alamam. Ha benim akciğerimi söküyor ya. Risale-i okuyanlar zaten itiraz eder abi. Tabii yani bir de beni düşün böyle salat namaz arasının fark içi salat ulliya ubudiyet ulliya diyor. Arasındaki farkı fark etmişim sonsuz şükürler olsun. Feyz almışım elhamdülillah. Sen kalkıpsın ona namaz diyorsun şimdi salata. Gel de ben nasıl bir iyi ki bir yerimde durabiliyorum ya. Sana münafık demişim çok mu? Cinayete bak yani. Niye? Yani benim feveramımın seviyesidir o. Ya fark ediş işiminden ya. Bu sen ne yap ettiğinin farkında mısın? Salata namaz diyorsun. Oraya namaz diyecek tercümede. Yani bazı şeyleri çıkarttı, bazıları soktu değil. Bu salata kıyam etmek, namaz kılmaya başlamak diyecek değil mi? Başka ne diyecek orada? Ne alakası var namaz kılmakla salata? Mesela en baştaki nütkünün namazın manası diyor. Cenab-ı Hak tesbih, tazim, şükürdür diyor. Evet. Ama orada tesbih, tazim, şükür yok. Ha yani biri seni anlatmak için anlatmıyorum. Yani bu mukaddes derse kim bilirini sokmam manaya. Yani feveran seviyesi anlayış seviyesine bağlı. Birisi leylim leylim hiç takmıyorsa bu meseleyi leylim leylim bir adamdır. Kay kenara yani. Sahiplik derecesi. Ona kay işte hani meyve suyunu çıkarıyorsun ya elmayı yaptı ya Ömer sirke yapacağım diye. Hani posayı koy posayı da bitkinin altına koy gübre olsun o. Onun vazifesi gübredir. Ama içi çıkarsa onu içersin. Risale-i Nur. Şimdi salatla namazı fark etmeyen adam eline veriyorsun bu kitabı şey yap diye. Zaten anlayan adam ödü patlar ya. Deccal yaptı zaten. Kur'an tercüme edilsin ne mal olduğu anlaşılsın demiş. Çünkü iyi biliyor ki tercümesi olmaz yani hakikisi. Yalnız nüfus kağıdı gibi işaret eder. Benim nüfus kağıdımla benim aramda ne fark var? Cilt ne o, sayfa ne o, ana baba. Böyle bir adam yaşıyor demektir. Benim hissiyatım, duygularım, halim, özelliğim, özverilerim, hamiyetim, gayretim, şefkatim vesaire. Ne ifade eder ki nüfus kağıdı ifade edebilir mi? İnsan böyledir. Senin şeyine girdik ya, çok girdik evet. Ama sen de öyle bir şeye soktun ki bizi. Soktun yani. Bir salat-ı kübra, ibadet-i ulya. İçinde diyor bir dua eder diyor. Salat-ı kübrada namaz... İbadet-i Hülya'da dua. Dua eder diyor. Sonra diyor risaletiyle, hidayetiyle... Çünkü ibadetin ruhun duadır. Evet abi. Daha ileri. Bir daha özür dilerim hemen. Bu cihetiyle diyor saadet-i ebediyenin sebebi usulü ve vesile-i usulüdür. Evet. Yani saadet-i ebediyeye gitmek için onu vesile-i itiraz etmek lazım. Çünkü niye biliyor musun? Saadet-i ebediyenin vesile-i usulü vesaire. Saadet-i ebediye ispat değil zaten. Bunları yapınca oradasın zaten. Yani ispatına gerek var şimdi. Ben diyebilirim ki şu anda ben konuşuyorum veya yiyorum falan ne bileyim ben varım demeye gerek var mı? Ben şu anda varım diye ispat edilir mi? Arkadaşlar ben varım görüyor musunuz ben falan? Ne ahmaklıktırsa işte bu Salat-ı Kübra'da namaz, İbadet-i Ulya'daki dua zaten buralı değil o şeyler. Yani ispata gerek yok. O oluyor, orada oluyorsun zaten. Bunlar orada cereyan ediyor ama burada ifade edilir. Evet. Neyse acayip bir şeyler. İsmi azamın mazharı diyor. Hemen ardından kainatın çekirdeki aslisi diyor. Şimdi abi olaya mesela bu saniyene, salisine, rabiyana bütün olarak baktığımız zaman çok acayip bir şablon ortaya çıkıyor abi şöyle. Şimdi her gün bütün ümmetin hasenatı onun defterine işlenirse eğer ki bir kişi ki bütün ümmetin saadetlerine de yardım ediyorsa demek ki bu zat mefhumu muhalife olarak bu demek ki ismi azama mazhardır. Eğer ki ismi azama mazharsa da bu zatta çekirdeklik özelliği vardır.
Eğer evet. çekirdeklik özelliği varsa da çekirdek meyveyi netice verecektir. Bu zat hem çekirdek aslidir hem en ahir ve en mükemmel meyvesi demektir. Üstad zaten burada ona işaret ediyor abi. Şöyle diyor. Ve ismi azamın mazarı ve kainatın çekirdek aslisi hem en mükemmel ve cami meyvesi olan Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam. O duanın kendi hakkında azim mertebesini görmüş. Kendi hakkındaki? Heh, azim mertebesini buradan görmüş. Mı okuyorsun? Evet abi. Ben niye göremiyorum? Tamam. İşte. Şöyle almışsın da onu. Tamam, gör. O azim mertebe, kendi hakkındaki o mertebeyi görmüş Cevşen'deki. Allah Allah. Şimdi abi mesela her zaman bu misaller derste kullanılıyor. Çekirdek için yaprağın nerede, kökün nerede denmez. Çünkü çekirdek zaten kendi mahiyetinde birdir, bir noktadır. Her şey onun etrafında temerküz eder. Ya. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da kainatın çekirdek aslisidir. Yani ağaçta meyve nerededir? Aha buradadır abi, buradadır, buradadır. Buradadır. Ama çekirdeğini alırsan, abi meyve neresindedir? Denmez. Denmez. Hı. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu cihetle o büyük münacatın kendi hakkındaki azim mertebesini görmüş abi. Görmüş, ona haber veren Cebrail Aleyhisselam'dan işitmiş. Vahiy denmesinin sebebi de Cebrail Aleyhisselam'dan işitilmezse abi biliyorsunuz vahiy sarih özelliğinden çıkar abi o. Çünkü vahiy sarihi getiren abi Cebrail Aleyhisselam'dır. İşte bu cihetler... Yoksa vahiy zimmi olur. Vahiy zimnidir bir de. Evet. Bu cihet de var. Zaten vahiy ikidir. Bir sarih, bir zimnidir. Sarih hiçbir şekilde Resulullah'a gelen direkt tebliğ edilir. Fakat vahiy zimnide ise üstad diyor, İşte Resulullah Ekrem Aleyhisselam o gidişata göre, durumuna göre, kendi işte yapısına göre ne yapar? Aktarır onu mesela. Bunu diyor. Şimdi ismi azama mazhariyeti var Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi abi biz mesela biliyoruz ki her ismin en azam mertebesine mazhardır Resul-i Ekrem. Peki bu ismi azama mazharken nasıl oldu da Cevşen gibi mesela bir dua ortaya çıktı? Mesela buna dair Üstad Hazretleri sözlerde 24. sözün en baş kısmında abi. Hı. Birisinde misal veriyor abi. Oraya okuyayım isterseniz. Sözler 335 abi. Hı. Hemen şey yapayım abi. Ben açacak halim kalmadı ya. Hı. Şöyle abi. Çok acı. Üstad Hazretleri 24. Zevkim ya. Zevki bir dersime gir. Hayran hayran dinliyorum. Başında abi. Zaten, nerede başında abi? Bir de söyle. 24. sözün abi. Baş kısmında. Nasıl ki diyor bir sultanın kendi hükümet dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerine çeşit çeşit isim ve alametleri vardır diyor. Hemen diğer sayfada yani 335'te hem Cevşen'den bahsediyor bir de ismi azam mertebesine yani çıkmak ona göre davranmak ne demektir? İnsan bu sırrı anladığı zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübalağa gözüken o cevşenin değerini çok iyi anlayacak abi. Hmm. Şöyle. İşte üstad önce bir misal veriyor. Nasıl eğer bir adam hem hoca, hem zabit, hem adliye katibi, hem mülkiye müfettişi olsa onun her bir dairede birer nispeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mesuliyeti, birer terakkiyatı ve muvaffakiyetsizliğine sebep birer düşman ve rakipleri oluyor. Zaten insan bu misali dinleyince Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın cevşenini anlayacaktır abi. Ve devam ediyor. Ve padişaha karşı çok ünvanlarla görünüyor ve görür. Ve çok insanlarla ondan medet ister. Şimdi abi Peygamber Efendimiz hem komutandır, hem devlet reisidir, hem aile reisidir, hem bir peygamberdir, hem velayet mertebelerinin en üstüdür, hem bütün aktab ve asfiyaya ve muhakkikin ulemaya ders veren büyük bir müştehittir mesela. Tabii ki de bu cihet olduğundan dolayı abi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın o cevşende mesela bin bir çeşit şekilde Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyor. Sanki bir komutanın işte müşire mesela dua etmesi yani ondan medet istemesi veya bir devlet reisinin efendime söyleyeyim bir askeriyle mesela hitap etmesi gibi acık dualar var böyle abi. Veyahut bir muallimin işte bir talebesine ders vermesi gibi böyle bir dua var. İşte ismi azama mazhariyet cihetinde insan bu kadar aczini ve kusurunu anlıyor. Tabii ki de yaptığı dua ve yaptığı o münacat bu şekilde külliyet kesbediyor abi.
mümkünü yani o makamın, o halin iktiza ettiği hal, tavır ve münacat. Münacat. Bu halin iktiza ettiği hali, bu halin iktiza ettiği hali, bu halin iktiza ettiği yekünü. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Onun için o vesveseli adam diyor ki yani biraz mübalağa diyor. Nasıl yani bin bir isimle münacat diyor. Neden bu cihetiyle insan, bu manevi cihetiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bakmazsa, çekirdeki asli cihetiyle bakmazsa, ismi azamın mazhariyet cihetiyle bakmazsa, birçok ehl-i sünnette bu Cevşen-ül Kebir'e mevzudur diyor. Böyle bir şey yoktur diyor. Mesela bu şeye de benziyor biliyor musun? Mesela bir şeyin izahı için söyleyeceğim. Benim için mesela metafizikteki bazı alemlerin ve bazı mahlukların benim alem-i şehadet gibi realitedir bazıları. Bir şey nasıl anlatacağım adama? Ya ben meczubum, ya paranoyak var bende, şizofreniyim. Peygamber Aleyhisselam'ın o şeyim, o hali, o alemleri mübalağa der adam. Ve hemen pat diye alışmış. Haşa, ayet inkar etmek, hadisi de inkar ediyor. İnkar ediyor. Oysa benim adım gibi biliyorum. Şu anda sana yalan mı söyleyeceğim? Allah'a yalan olur mu bu makamda? Kafir oluruz. Benim için mesela bu alem-i şehadet ne kadar realite ise bazı alem benim için realitedir. Aynı böyledir. Hiç ama. Peki nasıl anlatacaksın şimdi? Umumi bir yol değil ki. Ancak işaret edersin. Ona alamet bırakırsın. Bir şey dersin. Geçersin. Ne nasibin varsa dersin. Umumi ilimdir. Ama o Peygamber Aleyhisselatü'nün mertebeyi azamı, hali, o feyzatı, fuyuzatı nasıl anlatsın yani? Ancak işaret nevinden hadis söyler. Ben kendi dünyamdan söylüyorum. Peygamber ne yapsın? Ben daha senden beraberim. Biraz fazla mürekkep yalıyorum seninle farklı. Tabii ki biraz olması müsaade olacak tabii. Karadeniz'in suyu kayaya vuruyor. Vuruyor. Oymuyor. Her gün bundan meşgul. Her gün ya bir şey oyacak da seni yani. Bir tefekkür ede. Oymuyor. Peki hiç bununla alakası olmayan adama itiraz etse benim için ne kadar böyle asabimi tahrik eder? Akşama günahlarla meşgul olacaksın. Senelerce ulvi şeyleri tefekkür ede sonra yakalanan bir şeyi adam reddediyor mesela. Ne yapacaksın? Kahve almayacaksın. El cahilün cesur. Cahil cesur oldu. Bir daha bir üstad hazretleri mesela böyle manevi meselelerde mesela söylüyor üstad. Şu alan 102'de abi. Diyor ki maddiyatta tebaüt eden ve nura karşı gabileşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük bir filozofun münkirane sözü maneviyatta nazara alınmaz, kıymetsizdir diyor. Şu alır değil mi? Şu alır 102'de. 102'de. Ayet-i Kübra'nın başı değil mi? Evet abi. Şimdi mesela maneviyatta bu kadar tebaüt eden birisinin tabii ki de bunu mesela mübalağa olarak görüyor. Maneviyattan tebaüt. Maneviyatta tebaüt ediyor. Nura karşı da gabileşen diyor üstad. Böyle birisi bu hadisi bu şekilde akla mantığa aykırı görmesi mesela abi gayet normaldir. Fakat Üstad Hazretleri abi... O yanlış söyledi lan. Maddiyata... Maddiyatta tebaüt eden. Şu alardan... Aç orayı. Kaç? 102. Maneviyatta. Maneviyatta tebaüt eden. Tebaüt bu sefer maddiyattan uzaklaştı mı? Uzaklaşan. Maddiyattan uzaklaştı mı olur mu? Maneviyata yaklaştı. Ters oldu. Üstad Hazretleri mesela muhaddisünlerden bahsederken abi... şeyde mektubatta bunlar diyor hadisin cevherine bakar bu söz Resulullah'ındır ya da değildir diye mesela söyler diyor. Evet. Şimdi abi bu hadiste de mesela bu Cevşen hadisinde oraya bir şey yapalım ki bu aslında ışık tutsun. Mesela şöyle şimdi siz böyle müzakere ediyorsunuz ya bak diyorsun maşallah güzel hazırlıyorsun. Böyle seneleriniz geçse 20-30 sene 40 sene sonra 40-50 sene sonra size bir cümle söyleseler demez misin veya tahmin etmez misin %80-90 bu külliyatta geçmiyor. Bak biraz önce nasıl oldu? Maddiyattan tebaüt eden olmaması lazım. Veya onun şeyi demez. Değil mi? Hele bir şey kelimeler değişmiş. Ama var ikisi de. Hele külliyatta olmayan kelimeleri böyle müzakere yapa yapa 30-40 seneniz bununla geçse iyi dinleyin bunu. Siz külliyata karışan bir kelimeyi bulur musun bulamaz mısın?
Bulursun değil mi? Ha, muhaddisun, hadis uleması da böyledir. Ömürleri bununla geçtiği için hadis midir değil midir kelimenin ruhundan anlıyor. Kelimeden manadan daha çok anlıyor. Çünkü tabii. Kelime unutabilir ama mana olarak... Tabii manadan dolayı bu kelime onun değil. Bu kelime ona işaret etmez diyor. Mesela dedi ki maddiyattan tebaat eder. Maddiyat olmaz. Maneviyattan tebaat. Hemen mesela manadan ben olmayacağını oradan şey yaptım. Bak misal için söyledim. Ben mesela 30-40 sene bundan meşgulüm. Ha? Şimdi ben buraya bu külliyatı 14 cilde bir tane kelime sokun. Cümle veya kelime. Külliyatın ruhuna uygun olup olmadığını %80-90 anlarım. Bir örnek için söyledim Safet. Aynen bu örnek gibi muhaddisun hadis uleması bizim gibi değil ki. Ben ne kadar günahlarla yorulmuşum mektepten gelişim şu. Zihnim berbat, hafızam berbat, her şeyim berbat. Yani elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya. Ama bunlar öyle değil. Temiz. Net. Yalan nedir bilmezler. Ah hafız. Şaka yapıyorum. Yalanın şakası olmaz diyor ya. Bu yalandır diyor. Aynı şakayı yarın da yapıyorum gene inanıyor. Çünkü adamın fıtratında böyle bir şey yok. Biz tilki olduğumuz için hemen tilkiliği anlıyoruz. Ha? Şimdi bu hadis uleması bu hadistir, bu değildir demesi gibi oluyor. Yani o kadar hadis ruhunda olmuş ki tamamen fena fil hadis olmuş. Fena fil Resulullah olmuş. Fena fil Resulullah olmuş. Bu Resulullah'tan mı değil mi? Manasından, siyakından, sibakından, sucunun, gusunun, zahrın, battın, hattın, mutalan, bu bütün o meratipleriyle cem etmiştir, değildir, der. Şimdi adam, şimdi tuvalete gitmiş, daha ayakta bevreden adam, tamam mı? Daha tarihi, Ramazan'ın ve içinde vesaire bilmeyen adam, hadis değildir. Ben de bunlar biraz meşgul olmuş bu adamın, bu sözüne ben nasıl böyle zındık demeyeyim? Sen o zaman sen uzaktan bakınca diyorsun ya abi biraz sert davranıyorsun. Benim içim yanıyor da çünkü ben biraz yakınım bu manaya. Sen tabii Allah Allah ya bu kadar da niye tepki verdi? Ben de alev nispetinde tepki veriyorum. Evet. Bu cihetle abi yani çekirdeki asli olması cihetiyle bir de hem en mükemmel meyve olması cihetiyle Peygamber Efendimiz onun azim mertebesini görmüş ona haber veren Cebrail Aleyhisselam'dan işitmiş. Tamam bak şimdi. Şöyle de yapabiliriz. Evet. Bundan sonra uğraşırsak bu manayı çiğneriz. Evet. Bu saat. 1 saat 15 dakika oldu. Evet. Değil mi? Bundan sonra hem zihnimiz dinç ve dinamik. Arkamızdan koşturan da yok zannediyorum değil mi? Atlı kimse yok. Yarın biraz da dinç ve dinamik enerjini. Evet. Tamam, burada bu noktalar. Bundan sonra devam edeceğiz. Dikkat ederseniz bunlar gide giden artık ne önünü yapacak. Burada ne layıka kaldı, emirde okuduğumuz halde, ne imani ders kaldı, ne enfus kaldı, ne afak kaldı, ne zahir ne batın. Darmadağın olduk yani. Ben hasreten çok etkilendim yani bayağı. Hani zor tutuyorum kendim inanın. Çok acayip bir şey. O zaman esmeyelim şunu. Ben de bir deha havamı değiştireyim. Tamam. Şu noktayı olmadı. Koyayım abi. Koy hadi. Başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş diyor burada. Yani burada ayrı bir tabi mana var da inşallah yarın eğer devam edilirse. Edilecek. Abi. Edilecek ne demek yani? Ölmesek olacak. İnşallah. Bu bundan daha bir zevk bir şey var mı? Keyiftir ya. Bu seferdir sefer. Seyahattır. Taşınmaktır içeriye doğru. Keyiftir keyif. Evet. Keyif. Bu işte ya. Öldüğü zaman hani ruh, ceset bir şey yapamıyor ya. Evet. Şimdi mesela ruh şu anda elini kaldırma uyuşmuş yani uyuşmuş. Tabii canım. Şu an ceset hükmü bitmiş. Bitmiş ya. Yani şu dersin ortasına şimdi de bedensel bir hazlar hatırınıza geliyor mu? Telefona baktım da şu an karmakarışık oluyor. Keşke bakmaz elinden ya. Yapma ya. Vallahi bakın şey olun. Yani şu anda bedensel bu şeylerden, zevklerden bir şey hatırınıza gelir mi? Ne kadar basit ve gülünç değil mi o bedensel şey? Şu andaki bendeki atmosfer Allah'ın zatına yemin ederim çok gülünç ve basit. Böyle bir şey olamaz. Bilmiyorum ama böyle bir lezzet ve zevke kim dünyalık bir şey ulaşamaz. Olmaz. Ne olacak onlar ya? Bir tuhaf yani. Salattan başladı beni, soktu içeriye. Ubudiyeti ulya var ya. Sahabe hani
ayak yemeden demiş ya, bana gelmiş, zannetmiş. Evet. Aynı onun gibi Risale de okuyoruz abi. Bize ilham geliyor Risale'ler. Evet. Biz kendimize zannetmiş ki bize gelmiş. Aynen. Yani külliyat bana gelmiş gibi oluyor. Yani, Risale bitmemiş abi. Bitmez, devam ediyor. Zaten şu anda devam ediyor yani. Öyle diyor, sizin vazifeniz devam ediyor, edecek diyor. Evet. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi var ya, canlıdır. Bize hikaye geliyor. Bu lafı mı bazılarına şey geliyor. Hikaye, varsayım, seziş, temenni, dua. Görürsün duamı. İnkar ettiğimiz, zannettiğimiz şeyde mahrum oluruz. Mevlana bir sözü var, diyor ki size diyor, gelen ilham diyor, hepsi Risale'de de diyor. Evet. Ondan dolayı gelmiş diyor. Çünkü önceden bize gelmemiş yani, önceden bir şey yok. Reddettiğimiz her şey, şüphelendiğimiz her şey, ondan en büyük ceza şudur. Ondan mahrum olmaktır. Bir de söylüyorum. Risale-i Nur'u reddeden, Risale-i Nur'daki feyzi, feyzinde mahrumdur demektir. İslamiyet'i reddeden, Allah'tan mahrumdur demektir. Ha, namazı terk eden, namazın taşıdığı, seni bir yerlere taşıdığı ve o alemi sana taşıdığı şeylerden, feyizlerden, kemalatlardan mahrumsun demektir. Peki, başladı. Berbat. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة